biletlerimizi gösterelim. Merhaba arkadaşlar. 520 dizelin içindeyiz. Yakın zamanda bir inceleme vlog tarzında bir video gelebilir. Ya tabii inceleme dediğim bizzat kullanıcısından olumlu olumsuz bulduğu yönlerini anlatmasını rica edeceğiz. Bakalım inşallah bizi kırmaz. Şöyle bir aracın içine bakalım. 2012 model 520 dizel standart paket. Bu direksiyonu biraz değişik. Diğer 520'lere göre biraz daha standart paketi galiba. Burada bir sürüş seçme modu yok. Onun haricinde aracın içine bindiğiniz zaman ilk izlenim güzel. Tabii BMW'ye bindiğinizde hissediyorsunuz yani. Anahtarımızı koymak için şöyle bir alan yapmışlar. Buraya bırakıyoruz. Bakalım bir aracın hem bir far selamlamasını görelim hem de bir çalıştıralım bakalım. Evet, çok da aman bir selamlama olmadı. Şimdi Volkswagen grubu araçlarında veyahut da diğer araçlarda biraz daha böyle far aşağı yukarı kalkıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Klimayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar, bu klimada da benim Astra'da bahsettiğim bir sıkıntı var. Şu tuşa basmanız gerekiyor klimayı kapatmak için. Yani burada ekstradan bir off tuşu yok. O yüzden bu da zamanla bu tuşun aşınmasını sağlıyor. Ben böyle ikinci ellerde bazen bakıyorum. Böyle genel gezinirken şu tuş aşınmış oluyor. Ya buna dikkat etmek lazım. Onun haricinde gösterge paneline baktığımız zaman gayet okunaklı, şık, sade. Yarımdan az bir yakıtımız var. 396 km menzil gösteriyor. Yani bu da demek oluyor ki yani bir tam depoyla 750 km civarında yapar bu araç. Tabii 45.000 bakımı gelmiş aracın. Yakın zamanda götürülür. Burada bir kapı altı led aydınlatmamız var. Aracın içi 5. Yani koltuklarında falan bir kararma görmedim. Tabii bunun sahibi paspaslarını kauçuk yapmış, plastik. Bu da güzel olmuş. Ya çünkü kumaş yaptığınızda simsiyah olur o bir saatten sonra. Şöyle bakalım. Bu ekran gayet büyük ve yeterli. Geri görüş kameramız var. Şöyle göstereyim. Şöyle geri konumunu aldığınızda hem arkaya gösteriyor hem yandan bir şeyi var. Tabii bu joystick vites gayet güzel. Şurada bir eşya gözümüz var. Aracımızı stop edelim. Burada bir piyano bilek detaylarımız var. Tabi bu piyano bilekler arkadaşlar güzel gözüküyor ama çizilmede müsait bir malzeme. Yani arkadaşlar, aracın içine ilk bindiğiniz zaman intiba gayet güzel. Gayet başarılı bir araç. Bakalım yakın zamanda inşallah bir vlog tarzında güzel bir şeyler gelecek. Sunroofumuzu da gösterelim. Şurada bir galiba gözümüz var. Şurada gayet bardaklık, çakmaklık gibi bir göz var. Yalnız bu direksiyon bana biraz kaba gibi geldi. Yani bu eski tip, yani ilk çıkan 520'lerden galiba bu. Tabi bunların ayrıntılı bilgisini alacağım. Şöyle gösterelim. Tabi bu ışıklar led olsaydı daha güzel olabilirdi. Böyle mavi led tarzında. Bakalım. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah inceleme vlog tarzında bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.